Ben bugün senin odandan çıkamazsın sanıyordum. Yaptın yapacağını. Bundan sonra zerre kadar aklın varsa kızımın olacakları kaldırması için dua et. Oo, çabuk toparlamışız kendimizi. Tehditler başlamış. Eğer bugün seni ellerimle öldürmediysem bunun tek sebebi kızımın yanında kalabilmek. Şimdi elim kolum bağlı. Yavrumun gözümün önünde adım adım kendi gerçeğini yürümesini izliyorum. Eğer o gerçek onun felaketi olursa andım olsun. Andım olsun senin de kıyametin olur. Halide. Kızının felaketi sensin. Çok acı değil mi? Sen bir şeytansın. Gerçek bir şeytan. Cihan. Cihan, kapıyı açar mısın? Cihan, lütfen aç kapıyı. Bak, ben hiç istemiyorum ama düğüne gitmek zorundayım. En azından gitmeden iyi olduğunu göreyim. Cihan. Bak, Onur Bey ne diyor? Kaçma, yüzleş. Cihan, saklanma. Bana çok kızgın olduğunu biliyorum. Hadi aç kapıyı, yüzüme vur. Ben kaçmadım. Ben saklanmadım. Duymak mı istiyorsun? Duy o zaman. Sana o kadar kızgınım ki güldürü kapımı o yüzden kilitledim. Yüzünü bile görmek gelmiyor içimden. Sen Gülten hak ettiği karşılığı verdin. Ben zaten biliyordum, sen bana söylemiştin. Cihan, beni nasıl tahrik ettiğini bilmiyorsun. O içimi deşen sözlerini, kendi asaletiyle övünürken babamı bahçıvan diye nasıl yerin dibine soktuğunu bilmiyorsun. Ben hiçbir şey bilmek istemiyorum. İstemiyorum. Bilmek zorundasın ama. Bil ki ne kadar kızarsan kız, anla beni. Ben o gün Gülfem'in yüzüne bağırmak istedim. Tamam, ben bahçıvanın kızıyım ama senin annen de hizmetçi diye bağırmak istedim. Evden bile isteye yaptım. Bile isteye Gülfem'e kötülük yaptım. Seni üzdüğüm için çok üzgünüm ama Gülfem'e yaptıklarımdan şu kadar pişmanlık duymuyorum.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.